Merhaba, iyi akşamlar. TSKB aslında şimdi son çektiğim videodan değişen bir şey yok. Yani orada da 8 gün ortalamayı söylemiştim. Dolayısıyla o 8 gün ortalama kırılmış 2.14. Şimdi şunu hatırlatayım. Bu tür yani bir kağıt ortalamalardan böyle ayrılıp da gidemez. Yani ya bir yerde durur, ortalamalar ona yaklaşır. Bunu şey gibi düşünün. Bugün araba aldınız. 50 bin liraya, yarın 100 bin liraya satamazsınız. Yani arabanın ortalama fiyatı belli bütün ilanlarda. Ne yaparsınız? Ya sizin arabanızın fiyatı olduğu yerde durur. İstediğiniz fiyat hep 100 binde kalır. Ama ne zaman ortalamalar oraya yaklaşırsa orada satarsınız onu. Hadi 20, 80 bine yaklaşır da diyelim, öyle satarsınız 100 bin liraya. Veya siz fiyatı o zaman aşağı doğru çekmeye başlarsınız. Baktığınızda arayan soran yok ilanı. Yani bunu böyle hesaplayabilirsiniz. Dünyada hiçbir varlık ortalamalardan çok ayrı koşamaz. Nedir burada ortalamalar? 50 gün ve 200 gündür önemli ortalama. 20 gün ve 8 gün çok dik akımlarda, çok yüksek akımlarda kullanılan bir ortalama genellikle. Yani son 8 gün ve 20 gün üstsel hareketini alır. Sorun oluyor, onu da söyleyeyim. 50 gün, 200 gün üstseli önemli değil. Yani üstseli olsa ne olacak, olmasa ne olacak. Eğer çok sert bir hareket yoksa, yani arada çok büyük bir hareket yoksa çok da önemli değil. Arada çok bir şey değişmez. Yani. Özellikle 200 günde çok bir şey değişmez üstelde alsanız. Şimdi şunu söyleyeceğim. 8 gün kırılmış gördüğüm kadarıyla, ama 2.618 bir destek olmuş burada. 1.97 seviyesi. Şimdi üstünde kaldıkça iyi. Biraz dinlenir, binlenir belki. Dediğim gibi, biraz evvel örnek verdiğim gibi ortalamalar oraya doğru hareket eder. Ondan sonra bakarız yani yukarı mı aşağı mı ne tarafa. 1.97'nin altına girişinde 20 gün üsteli 1.84. Yani orası da bir destek alanıdır ve onun altına da giderse, ama şimdi arada çok boşluklar var. Yani fazla boşluk var. 1.618'de 1.59'da sırasıyla destek. Yukarı yön bir hareket, yani bir mum formasyonu yok şu anda. Hani bu görünümü değiştiren bir mum formasyonundan bahsetmek zor, ama bu demek değildir ki kalkıp da TSKB yarın tavan yapmaz. Ben onu bilmem. Kim götürüyor getiriyor onu o bilir. Onun stratejisi belirler nereye gideceğini. Dolayısıyla hani formasyon olarak söylüyorum, öyle bir şey gözükmüyor. Hani bu mum iyidir bugün için, ama yarın için çok da bir şey henüz ifade etmiyor. Ha, şu var, yani 2.25'in üstüne giderse kağıt muhtemelen belki yukarı 2.35 civarına bir hareket olabilir. Baktığımız zaman RSI zaten burada çok yüksekte artık. Yani 100'e yakındı şurada. Dayandı oraya, gitti bayağı bir 90'ın üstünde. Bir 66'ya doğru gevşemiş. Yani bir normal bölgeye gelmiş artık RSI. O sıcak bölgeden çıkmış. Gerçi gene yakın da. RSI'nin 10 günlük ortalaması da 79'da. MACD için tabii, MACD çok yüksek bölge, yani tarihi, yani TSKB'nin tarihinde tavan yoktu bu hareketi yapana kadar. Ben onu size söyleyeyim, yani tarihinde yoktu bir tavan. İlk defa böyle bir şey yaptı. Orada tabii MACD falan arkadan bir örnek alacağımız bir şey yok. Yani fiyatları da örnek alacağımız bir hareket yok daha önceden kestirebileceğimiz. Onun için yani burada teknik analiz zor hakikaten. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. Takip etmek lazım. Yani destekler kırılamazsa bir sonraki direnç bölgesine hareket başlatabilir. Ama destekler kırılırsa daha aşağı, dirençler kırılamazsa onlar da tekrar desteğe doğru hareket başlatabilir. Bunun bilincinde olmak lazım fiyatlarda. Söyleyeceğim başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.